Peki şimdi gelelim bir başka mevzuya. Yine bizim Merkez Bankamız tarafını konuşmaya devam edeceğimiz bir konu aslında bu. Dünya bir yerden sonra gevşemeye başlayacak. Yani neyi kastediyorum? Amerika Merkez Bankası bir yerden sonra, ki o yer çok da uzak değil, faizleri indirmeye başlayacak. Dolayısıyla o gevşeme politikasını bizim nasıl yakalayacağımız ve buna hazır olup olmadığımız da çok önemli olacak. Tıpkı diğer ülkeler gibi, ama biz biraz daha fazla dikkat edeceğimiz bir süreçte olacağız. Çünkü Fed'in peşine muhtemelen ECB de takılacak. O tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Oradan ufak ufak yabancı tavrına, yabancı piyasaların gidişatına, belki bizim yabancı piyasalara yabancı olarak bakmamıza bir vesile olur o. Yani ben o tarafta hala daha fırsatların devam ettiğini düşünüyorum. Yani çünkü enflasyonun üzerinde şu anda gerçekleşmiş enflasyonun üzerinde faiz veriyorlar Amerika'da. Ve tabii ki de indirecekler, biraz geç indirecekler. Piyasanın istediği süratte indirmeyecekler belki, ama Haziran'da mesela bir 25 bas puanlık bir indirim yapıp sonra biraz bekleyelim diyebilirler. Beklentiyi, indirim beklentisini güçlü tutacaklar. Ayrıca seçim de var bu sene Amerika'da. Dolayısıyla yani o seçimlerde iki adaydan herhangi birisinin anketlerde öne geçmesi, yani ciddi bir şekilde öne geçmesi, piyasa belirsizliğini ortadan kaldırıp borsadaki rally'nin devamını sağlayacaktır. İki adaydan biri ciddi bir şekilde öne geçmezse, ama Trump'ın da önü kesilmezse bu arada bir mahkemeyle şundan buna, Trump burada favori olacaktır. Ve Trump aynı zamanda piyasa dostudur. Çünkü Trump, yani şimdi bir sürü harcamaları olduğu için Biden işte biz bütçeyi daha da büyüteceğiz, daha çok harcama yapacağız. O zaman bir yerlerden vergi alacağız. Şirketlerden vergi alacağız, şundan vergi alacağız, bundan vergi alacağız falan diyor. İş dünyası bunu sevmiyor. Ama Trump vergileri azaltma taraftarı. O zaman piyasa daha olumlu bakıyor. Hatta JP Morgan CEO'su da bu Meksika'dan gelen göç hakkındaki görüşlerini açıkladı. O zaman Trump'tan aynı düşünüyorsun dediler. Trump ne düşünüyor ben bilmiyorum dedi o. Ama dedi benim New York'ta süper liberal arkadaşlarım var. Bir şey yapılması gerektiğini söylüyorlar hepsi dedi. Yani dolayısıyla Wall Street tarafından böyle beğenilen bir dile getirilmese bile bu mahalle baskısı nedeniyle beğenilen aday. Yani hem faiz indirimi hikayesi var Amerika'da, hem de Trump kazanırsa piyasa dostu olduğu için o zaman biz o S&P 500'de çok rahatlıkla 6.000'e giden bir S&P 500 görebiliriz. Çok ciddi paralar orada halen daha kazanılabilir. Türkiye'deki belirsizlik yerine para o tarafa kaydırılırsa daha avantajlı olur. Dolayısıyla yani hem dolar çıktı çıkmadı diye bir derdin olmaz. Hem de orası daha güvenli yani yatırım yapmak için. Bizim burada yatırım yapılır mı? Yapılabilir. Mesela iyi bir düşüş görürsek, endeks dolar bazında biraz ucuzlayacak olursa bizim burada da yapılabilir. Çünkü 300 dolara kadar geliyoruz, oradan geri gidiyoruz. Belki geliriz tekrardan bir 282 dolar bile, şimdi 250 dolara falan geliriz mesela. 250 dolardan 300 dolara bir yatırım yapılabilir yani. Böyle güzel bir potansiyel olabilir. İyi şirketler de seçilebilir oradan. Yani o yüzden o indirimler hala daha Amerika'ya yatırım yapmak için esas hikayeyi gösteriyor bize.